Sevgili Sevinç de geldi. Bu arada yine beni kaygılandıran bir mesele Kadir abinin durumu. Kadir inanır. Kadir abiyi biraz burada saygı, sevgi ve sağlığını bulması dileğiyle analım. Kadir İnanır'ın herkes gibi bendeki karşılığı da sinemamızın özgün oyuncularından ve yakışıklı, belki en karizmatik isimlerinden birisi olması. Ben de onun filmlerini izleyerek bu yaşıma geldim. Kadir abinin tabii bendeki özel yeri şu. Bir kez bana çok kritik telefon açtı. Bir kez T1'den ayrıldığımda, Ayrıntılar programı kalktığında çok üzülmüştü. Aslında gündeme not olarak daha sonra devam etmiştik. İkisi iç içe geçiyordu. Bir türlü de anlam verememişti. Ben de Telebil'deki ayrılığa daha sonra anlam verdim. O zaman telefon açtı bana. Sen yani birkaç kez açtı ama o zamanki telefon çok önemliydi. Senin burada bir Kadir abin var. Paraya ihtiyacın olduğunda, zor duruma düştüğünde ben buradayım demişti. Kadir abiyle Tarık abiyle olduğum gibi yakınlığım da olmamasına rağmen bu bana o zaman çok duygulu, çok içten, çok insanı Kadir Şinaslık'la ve uzaktan bile olsa kendi kimliğini anlatabilmiş olmanın sevinciyle karşılamama neden olmuştu. Ardından hastanedeyken sesini kaybeden adamın da yazdığım dönemde hastane çıkışında aramıştı. Çok endişeliydi. Bazen böyle insanın hayatında zorlu dönemeçlerde bu tür dostlukların olması, bu tür insanın duygu dünyasını etkileyen ve hayattaki varlığını anlamlı kılan yaklaşımların olması ruhumuza, düşüncemize ve bence bedenimize de iyi geliyor. Şimdi sıra bizde. Kadir abi için bütün Türkiye dua ediyordur eminim. Bütün Türkiye iyi dileklerini iletiyordur eminim. Ben de tabii ki aynı kaygıyı duyar ve aynı temennileri yapar haldeyim. Kadir İnanır 79 yaşında bir dev. Türkiye'de demokrasi olması bağlamında kaygılarını dile getirmiş, çekinmeyen, önemli bir isim. Dolayısıyla kendisine acil sağlık diliyorum. Ve en önemlisi de tabii zihninin o ihtiyacımız olduğu dönemde dile gelmesini istiyorum. Bilinci kapalıydı, şimdi kendine geldiği söyleniyor. Kadir abi herhalde pek çok sıkıntıyı, pek çok aslında Türkiye'nin zorlu dönem içinde tanıklık ettiği meseleleri iyi süzmüş ve yaşamış birisi. Umut ediyorum Kadir abi hemen ayağa kalkacak. Bunu da burada söylemek isterim. Evet, insanın hayatında ders aldığı durumlar oluyor. Ama insanın en önemli özelliği bir taraftan da unutmak. Çok ilginç. Kitapla ilgili değerlendirmeler yapan, yazan, bana fikirlerini söyleyen arkadaşlarımız sanki ben kitabı dün yazmışım gibi bir heyecanla geliyorlar. Bu beni acayip mutlu ediyor. Oysa ki ben içindeki ayrıntıları ve ifade biçimimi belleğimden ne dün söylediğiniz affedersiniz insanları çöpçü yapıyorlar demeniz tüm çöpçü kardeşlerimize büyük ayıp. Ne demek affedersiniz çöpçü? Tabii Ferhat gibi cümlenin ne anlama geldiğini bilmeyenler var. Ferhat'a akıl sağlığı diliyorum. Ben insanlara temizlik işçisi derim birey olarak söz ettiğim zaman. Çöpçü derken orada bir başka toplumsal değersizleştirmeye işaret ettim. Çok şükür Ferhat, ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Çok şükür Ferhat, insanın ne olduğunu biliyorum. Çok şükür Ferhat, hayata bakışımla dilim arasında ve yaşam biçimim arasında bir mesafe yok sevgili Ferhat. Ben temizlik işçisi derim her zaman. Dün bir başka şeyden konuşup insanları onların gözünde çöpçü yapar hale getirdiler diyorum. Affedersiniz dememin nedeni de çöpçülük kötü bir şey anlamında söylediğim bir şey değildi. O cümleye bakarsan çöpçü dediğim için affedersiniz diyorum. Hele ki bunu söylemekle yükümlü değilim ama söylettiriyorsunuz adama. Şu mahalleye her gün giren ve temizlik işçisi olan arkadaşlarımla her sabah benim konuştuğumu,
sohbet ettiğimi ve bu konuşmanın sohbetin de bir lütuf olarak değil, öğrenmeyle dönüştüğünü, onların beni gördükleri zaman mutlu olduklarını, arabayı kenara çektiklerini, el salladıklarını ve çoğu zaman bizim burada çay içilecek bir yerde oturup uzun uzun siyaset konuştuğumuzun altını çizmek isterim. Dolayısıyla benim aklımdan çöpçü sözcüğü geçmez. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şey söyledim ama insan kötü kalpli ve kötü niyetli olunca böyle oluyor. Ferhat'ın iyi niyetli olması halinde bunu açığa çıkartacağını düşünmüyorum. Fakat burada bizi izleyen, beni tanımayan maalesef kalbi kötüler de var. Bana bazen diyorlar ki neden sertleşiyorsun? Şundan dolayı sertleşiyorum. Sebebini söyleyeyim. Çünkü hayatım boyunca hayatta yaptığım her şey doğrudur diyemem. Ama karnemin olumlu olması için dil konusunda, estetik ölçütü konusunda, değerler oluşturma konusunda kendimi hep geliştirmeye çalıştım. Eksik olduğum, hata yaptığım, hayatımda kefil olamayacağım durumlar olduğunda da bir yazar duyarlılığıyla elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada bize bir dil tavsiye edenler ya da ahlak tezleri ortaya koyan arkadaşlarımızın kendilerine bu türden bir değerlendirme ya da tahlil yapıp yapmadıkları konusunda da bir hayli ikilem yaşıyorum. Hal böyle olunca bana ya da bir başkasına bu türden aslında amaç olmasa bile saldırı gibi duran yerlerde radikal tahammülsüzlüğüm ortaya çıkıyor. Beni tanıyanlar, mesela Beyhan da yakından tanıdı, benim hayatım içinde tam da tahammüllü olduğumu kişilere yönelik tahammülsüzlüğümün olgular, düşünsel açmazlar ve etik meselelerde olduğunun altını çizmek isterim ve bunu geçiyorum. Fakat üzüldüğümü de söyleyeyim. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Gazetecilik yapanlarla benim aramda temel bir fark var. O fark da şu. Gazetecilik muhabirlikle ilintilidir ve çok değerli bir meslektir. Bunu yapan arkadaşlarımızın, muhabir arkadaşlarımızın emeğine her zaman saygı duymuşumdur. Kendimi onlarla eşit bir gazeteci olarak da görmem. Ben gazeteciliğin bir diğer alanında başarılıyım. O da gazeteciliğin soru sormak, yorum yapmak alanı ile ilgili. Ben kendimi televizyon programcısı, köşe yazarı ve düşünmeye çalışan bir edebiyatçı, hatta sahne insanı olarak tarif ederim. O yüzden meselelere bakarken düşünsel bir zemin arar, o düşünsel zemin üzerinden kendimi ifade etmeyi çalışıyorum. O yüzden buradan meseleye bakmak lazım. Muhabir arkadaşlarımızın gazeteciliği daha farklı, asıl emekçi onlar. Niye bunu